Efendim, emeklilikte yaşa takılanları heyecanlandıran gelişmeler ard arda geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT ile ilgili talimat vermişti. EYT'lilerin hazırladığı talep raporunun da içeriği belli oldu. Eğer rapor yasalaşırsa ilk adımda 750 bin ila 1 milyon kişi emekli olabilir. İşte aranan formüllerin ayrıntıları. ...40 yaşlarında emekli olanlar varken ben şimdi 50'yi bekliyorum mesela. Primi doldurdum, günümü doldurdum, yaş bekliyorum. Belki de daha fazla beklemeyecek. Yakın zamanda emekliliğin tadını çıkaracaklar. Her şey sunulan raporun yürürlüğe konulmasına bağlı. Sayımız 5 milyon 400 civarı. 8 Eylül 1999 öncesi girişleri kapsayacak bir şekilde yasal düzenleme istiyoruz. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği'nin hazırladığı 8 sayfalık bu rapora göre 750 bin kişinin aylık maaşı ortalama 1600 TL'den hesaplandı. O kitlenin bütçeye aylık gideri ise 1 milyar 200 milyon lira. Maliyetse yıllık 14 milyar 400 milyon civarında. Biz kesinlikle bütçeye yük değiliz. Biz 28-30 yıllık çalışma hayatımızla zaten ülke ekonomisine en fazla katkı sunanlarız ve bizim bir kazanılmış hakkımız var. O rapor yasalaşsa bile 5 milyon 400 bin civarındaki EYT'li sanıldığı gibi hemen emekli olamayacak. Prim süresi eksik olanlar ve ilk işe başlama tarihi stajyer ya da çıraklık olarak geçenler hemen umutlanmamalı. Çünkü onlar ilk etapta kapsam dışı kalacak. Bunun da aslında mücadelesini veriyoruz biz. Staj mağduriyeti de bir mağduriyet. Bence prim usulü eski usul devam etmesi gerekir. Yaşla alakası, çünkü yaş alıyor 60-65, hala emekli olmayı bekliyor. Yetkililer taleplerin nasıl karşılık bulacağına odaklandı. Emeklilik hayali kuranlarsa mevcut prim günlerini ve taslak maaşları gözden geçirmeye başladı. Ya şu an 43 yaşındayım ama primim de oldu, her şeyim de oldu. Yaşa takıldığım için yaşı bekliyorum. 52'de emekli olacağım. Maaş olarak zaten düşük alıyoruz. Hele ki İstanbul şartlarında çok az. Düzenleme genel kurulda kabul edilir ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanırsa 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar emeklilik şansını yakalayabilir.